FETÖ'halen emniyet teşkilatı başta olmak üzere kamuda kadrolaşmaya devam ediyormuş. Bunu kim söylüyor? AK Parti'nin televizyon yıldızları ekibinden eski bir vekil söylüyor. Bizde isimler var diyor. Tekrar ediyorum, bizde isimler var diyor. Kim bu FETÖ'cüler? Karnınızdan konuşmayın. İsimlerini derhal açıklayın. Sarayın İçişleri Bakanı AK Partili vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor, kavga sosyal medyaya taşınıyor. Yüce Allah'ın ayetleri bile bu kavgaya malzeme yapılıyor. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz Muz Cumhuriyeti'ne döndü. Bu kifayetsizlerin dağıttığı devleti milletimiz 15 Temmuz'da sokaklardan topladı. Ama hala akıllanmamışlar. Bunlarda FETÖ skandalları bitmiyor. Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına yakın zamanda yine liyakate değil sadakate dayanan bir atama yapılmıştı. Şimdi bu şahıs çıktı, FETÖ'nün alçak darbe girişimine karışmış ama zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanlar kazanılmalı diyiverdi. Türkçesi şu, 15 Temmuz gecesi millete kurşun sıkan darbecilere af talep ediyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Bu zatın sözleri doğru düzgün sözler değildir. Son derece tehlikeli sözlerdir. Vatandaşlarımıza kurşun sıkan, topla tüfekle saldıran, uçaklardan bomba atan, 251 tane yurttaşımızın şehit olmasına neden olanlar için af talebidir. Bunu bu milletin vicdanı kabul etmez. Yukarıdaki sarayın kibirli adamının ne diyeceğini beklemeden bu söylemiş olduğu sözler nedeniyle hemen istifa etmesi lazım. Milletimizin vicdanı rencide olmuştur. Ama zırva tevil kabul etmez. İşte böyle yetersiz, liyakatsiz kişilerin elinde devletin tüm kurumları çürüyüp dökülüyor. Sarayın sosyete damadı tecrübe kazandı dedik ya, işsizliği düşük göstermek için bulduğu son çare bu. İşçiler aç kalsınlar ama işsiz görünmesinler. Bari ücretsiz izne çıkardığınız işçilerimize işsizlik sigortasından asgari ücret kadar bir destek verin. Bu arada hafta sonu sarayın kibir abidesi ekonomide birçok ülkeyi geride bıraktık diye caka sattı. Ben hangi ülkeleri geride bıraktığımızı söyleyeyim. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat salgın döneminde gerçek işsizlik göstergelerini açıkladı. Türkiye'de gerçek işsizlik oranı %19,4. Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve bu salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı bizde. Biz yani bunları geçmişiz. Komşumuz Bulgaristan'da işsizlik %7,6, Romanya'da %6,3, bizde ise %19,4. Aynı toplantıda kibir abidesi bir de insanımıza tepeden bakan makarnacı, kömürcü diyen faşist zihniyette çarpışarak bugünlere geldik diyor. Herhalde ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Beyefendi, uçan kaçan yürüyen saraylar sizde. Millet yiyecek makarna bulamazken zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, Starex meyvesi eşliğinde aloe veraları, ejder meyveli smoothie'leri gövdeye indiren sizsiniz. Telefonların ardına saklanıp 15 Temmuz gecesi sokağa çağırdığınız gazilere, bugün sokakları dar eden de sizsiniz. Halkımızın gazilerimize ve şehit yakınlarına bağışladığı paraların üstüne yatan da sizsiniz. Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorluk çekenler elbette olabilir diye şehit ailelerimize ve gazilerimize atıp tutup kem söz söyleyen de sizsiniz. Daha dün köpüklü jacuzziye yatıp fakirler beni rahatsız etmeyin diyen şımarık genç sizin partinizin gençlik kolu başkanlarından biri değil mi? Tek adam olacağım diyerek son 6 yılda faşizmin ansiklopedisini yazdınız. Faşist zihniyetin daniskası sarayda. Hiç sağda solda aramayın. Atalarımız büyük lokma ye ama büyük söz söyleme demiş. Siz hem büyük söz söylüyorsunuz hem de saraylarınızda en büyük lokmaları gövdeye indiriyorsunuz. Hem şeytan taşladık hem tavaf yaptık derken yine kibre düşüp şeytanlaşan da sizlersiniz. Adınız Firavun'a çıktı. Tavaftan anladığınız da siyasette sürekli dönmek. Dün ak dediğinize bugün kara demek. Faşizmden bahsetmişken bugün aynı zamanda karanlık 20 Temmuz sivil darbesinin 4. yıl dönümü. Bu 4 yılda 15 Temmuz darbesi araştırıldı mı? Hayır. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarıldı mı? Hayır. Peki bu 4 yılda ne oldu?
ucube tek adam rejimi kuruldu. Ülkemiz ucube rejim kurulalı beri insani özgürlük endeksinde 38 sıra. Dünya mutluluk endeksinde 24 sıra. Küresel barış endeksinde 4 sıra birden geriledi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde 161 ülke arasında 154. sıradayız. Dünya artık ülkemizin yönetim şeklini fiili diktatörlük diye tanımlamaya başladı. Her ucube rejim gibi Erdoğan'ın saray rejimi de milletimizin aşını, işini eritti. Parasını pul etti. 4 yıl önce 1 dolar 2 lira 98 kuruştu, şimdi 6 lira 86 kuruş. Çeyrek altın 312 liraydı, şimdi 659 lira. Sanmayın ki bunlar görülmüyor Sayın Erdoğan. Milletimiz sizi izliyor, ne yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek, sana oy moy yok diyecek. Maalesef ülkemizde bu ki ehliyetsiz kadroların elinde kendi kıyametini yaşıyor. Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan tek bir kurumumuz kalmadı. Ülkemizin göz bebeği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da işler acısı halde. Her hafta sonu bankacılık sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Haftada 5 iş günü var ama düzenleme yapmak için Merkez Bankası tatil günü cumartesini bekliyor. Piyasalarda eli yüreğinde bakalım bu hafta sonu nasıl bir sürprizle karşı karşıya kalacağız diye bekliyorlar. Geçtiğimiz cumartesi yine bir düzenleme yapıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalarda, tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan. Yani 100 sak 3 puan arttırıldı. Bankalar vatandaşın kendilerine yatırdığı döviz mevduatları karşılığında Merkez Bankası'na artık daha fazla karşılık olarak döviz yatıracaklar. Bu kararla bankalardan 9,2 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasına aktarılacak. Burada amaç vatandaşların hesaplarının güvencesini arttırmak değil. Peki amaç ne? Devletin tulumbasında su bitti. Merkez Bankası kasasındaki net rezervler artık eksi bakiye veriyor. Kamu bankaları üzerinden döviz kurlarına müdahale etmek için yeterli barut kalmadı. Devlet bankalarının döviz açık pozisyonu 10 milyar dolara dayandı. Şimdi piyasadan çekecekleri bu dövizlerle büyüyen döviz açığına yama yapmaya çalışıyorlar. Bu yama tutar mı? Mümkün değil. Ekonominin döviz kazancını arttıracak veya döviz ihtiyacını azaltacak hangi tedbiri aldılar ki? Tam tersine kredi muslukları sonuna kadar açılarak ekonominin döviz açığı büyütüldü. Diğer taraftan çok önemli bir döviz getirisi olan turizm sektöründe işler salgın nedeniyle hiç iyi değil. Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 8 milyar dolarlık turizm gelirimiz varken bu yılın aynı döneminde sadece 3,4 milyar dolar gelir elde ettik. Daha yılın ilk 5 ayında 4,5 milyar dolarlık bir kaybımız var. Böyle giderse yıl boyunca turizmdeki kaybımız 20 milyar doları bulacak. Merkez Bankası bir takım ilginç formüller geliştirerek bankaların vatandaşın döviz tevdiat hesabını kabul etmelerini zorlaştırmaya çalıştı. Olmadı. Hükümet şimdi bankalara ben dışarıdan döviz bulamıyorum. Sen vatandaşın sana yatırdığı döviz tevdiat hesapları karşılığında çık dışarıdan döviz bul bana getir diyor. Hep söylüyoruz. Tek kişilik saray hükümeti ekonomide sorun çözmek yerine sorunların üstünü örtmeye, halının altına gizlemeye çalışıyor. Pansumanla aspirin tedavisiyle işi geçiştirebilirim zannediyor. Millet neden dövizden kaçıyor? Neden dövize kaçıyor? Vatandaş saray yandaşlarının devletle iş yaparken alacağını dövize bağladığını, bundan da çok ciddi ölçüde kar ettiğini gördü bir kere. O nedenle bir kere dövize gidiyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde artık parasının pul olacağını da görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor. Sadece son bir haftada bankalardaki yabancı para cinsinden mevduatlar 1,2 milyar dolar artarak 231 milyar dolara ulaşmış. Mayıs başından bu yana yani son 3 aydaki artış ise 8 milyar doları aşmış. Diğer taraftan da Merkez Bankası ilk 5 ayda 22,4 milyar dolar
döviz rezervini eritmiş. Bunun için yapmış? Bunu döviz kurunu sabit tutmak için yapmış. Bu ülkeye 19 yıl önce dalgalı döviz kuru rejimini neden getirdik? Faiz lobileri, spekülatörler paralarını yurt dışına kaçırmak istediklerinde bunun zararına katlansınlar diye. Şimdi Merkez Bankası bu rezervleri bu kadar ucuza sattığında ne oluyor? Milletin bütçesinden Türk lirası ile faiz alıp yurt dışına döviz çıkaranlar zarar etmiyor. Tüy bitmedik yetimin hakkını faiz baronlarına peşkeş çekiyorlar.